Merhaba değerli izleyenler. Ülkemizdeki tüm emeklilerimizin buluşma noktası, dertleşme noktası Emekli Televizyonu'na hoş geldiniz. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, emeklilerimizin geçim sıkıntısını bir nebze olsun giderebilecek adımlarla ilgili çok önemli haberlerim var. Bu haberleri sizlerle paylaşacağım. Ankara'da neler oluyor? Siyasilerimiz emeklilerimizle ilgili hangi adımları çok yakında atacaklar? Bu adımlarla ilgili çalışmalar neler? Bunların hepsini tek tek sizinle bu videoda paylaşacağım. Özellikle Bağkur emeklilerinin bu videoyu çok dikkatli bir şekilde 2000 yılından sonra emekli olan tüm emeklilerle beraber çok dikkatli bir şekilde izlemelerini rica ediyorum. Çünkü onlarla ilgili 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızla ilgili çok önemli haberleri bu videoda sizinle Emekli TV'den paylaşacağım. Saygıdeğer izleyiciler, ülkemizdeki 11 milyon 750 bin emeklinin neredeyse tamamının birinci sorunu geçim sorunu. Evet, emeklinin sorunu seçim değil, geçim. Herkes seçimlere kilitlendi değil mi? Ne olacak? O mu kazanacak? Bu mu kazanacak? Ama hiç kimse emeklinin geçimini bu seçimler kadar düşünmüyor. Emekli yokluk içerisinde perişan, çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını gideremiyor. Bırak çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını, kendi ihtiyaçlarını dahi pek çok emeklimiz gideremiyor. Nasıl gidersin kardeşim? 1200, 1300, 1500, 2000 lira emekli maaşı vereceksin. Ondan sonra da yaşa diyeceksin. Elektrik faturasını öde, doğalgaz faturasını öde, su faturasını öde, cep telefonunu öde, onu öde, bunu öde, 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 öde. Ayın daha 10. günü cepte para kalmıyor. Borçlu, bankaya borcu var, kredi kartı borcu var, var oğlu var. Şimdi kredi kartı demişken aklıma bir şey geldi. Kredi kartına taksit sayısını arttırdılar. Gerekçe de vatandaş alışveriş yapamıyormuş bak. Örneğin elektronik eşyalarda 3500 liraya kadar elektronik eşyalarda 3 olan taksit sayısını 6'ya çıkardılar. 6 taksit. Cep telefonu aldın 6 taksit. Beyaz eşya ve mobilyada 12 olan taksit sayısını 18'e çıkardılar. Uçak biletini 9'dan 12'ye çıkardılar. Kurumsal kart yani şirket kredi kartlarını 12 olan taksit sayısını 18'e çıkardılar. Vergi borcunu da 9'dan 12'ye çıkardılar. Şimdi vatandaşa diyorlar ki, bu ne anlama geliyor? Vatandaşa diyor ki, kardeş, sevgili emekli, sayın emekli mi? Sen iyi para harcayamıyorsun, iyi borçlanamıyorsun. Biraz daha borçlan. Kredi kartı ne demek kredi kartı? Kredi kartı demek olmayan paranın sefası. Resmen bu, başka hiçbir açıklaması yok. Olmayan paranın sefasını sürmektir kredi kartı. Limit bitene kadar. Limit bitene kadar. Limit bitince de hadi bakalım öde. Bir ay ödeme bakalım ne oluyor. Bankalar yapışıyor. A, o arıyor, bu arıyor. Borcunuz var, taksitlendirelim mi? Şunu ödeyin, bunu ödeyin. Yoksa icra gelecek falan. Bak bir saniye. Kredi kartı olmayan yok değil mi? Benim de kredi kartı, bir tane kredi kartım var. Acil durumlar için tek bir kartım var. Şimdi bu plastik kart, evet bu plastik kart olmayan paranın sefası. Limit varken güzel. Alışverişini yap, onu yap, bunu yap. Acil durumda hastaneye gittin, oraya gittin, çek. Mantıklı kullanırsan tamam. Ay sonunda ama tamamını ödeyeceksin. Hiç gecikmeye bırakmayacaksın. Taksit sayısını arttırdılar bu kredi kartlarının değil mi? Arttı artık. Arttı. Peki emekli maaş yetmediği için ne yapıyor? Mecburen karnını doyurabilmek için, çoluk çocuğun ihtiyacını karşılayabilmek için alıyor bu kartı, gidiyor markete, oraya buraya, çek çek, çekti. Sonra ay sonu geliyor. Ay sonunda hesap ekstresi geliyor. Bir bakıyor, eyvah diyor, benim maaşım buna yetmeyecek diyor. Şimdi kredi kartı olanları yeni bir borç tuzağının içerisine düşürmek için, borç batağının içerisine sokmak için taksit sayısını arttırdılar. Kardeşim, paran varsa alırsın, paran yoksa bakar geçersin. Bu kadar basit. Emeklilerin hepsini bu bankalar borç batağının içerisine soktular. Evet,
Maaşını taşıyorsun, diyor ki kredi kartı almazsan promosyon ödemem sana diyor. Kredi alıyorsun, diyor ki kredi kartı almazsan sana kredi vermem diyor. İşte emekliyi bankaların kucağına atanlar utansın. Emekliyi bu hale düşürenler utansın. Emekli, inanın bana, yokluk, perişanlık içerisinde olduğu için şu plastik kartı kullanıyor, şu plastiği kullanıyor şunu. Yazık günah. Yazık günah kardeşim. Herkes şu kartın esiri olmuş. Şimdi de taksit sayısını arttırmışlar. Emekli, işçi, memur yeni bir borç batağının içerisine girsin. 18 ay kardeşim, 1,5 yıl öde öde bitmez. Kırın atın kardeşim şunları ya. Borcunuz varsa, ödeyemiyorsanız atın şunları kardeşim ya. Atın. Yazık günah be kardeşim be. Bu millete yazık günah. Emekliye zam geldi değil mi? Bak 2000 yılından sonra emekli olanlar çok dikkatli bir şekilde lütfen bunları dinlesin. Bakınız. 2000 yılından sonra emekli olanlarla 2000 yılından önce emekli olanların maaş farkı var değil mi? Aynı prim ödemesine rağmen, aynı güne sahip olmasına rağmen. Neden? Çünkü 2000 yılından önce aylık bağlama oranı %70 iken daha sonra şu anda %28'e düştü. Kademeli olarak düşürdüler. Bu ne demek? 2000 yılından önce emekli olmadan önce bir kişi örneğin 2000 lira maaş alıyor. Bunun %70'ini devlet emekli maaşı olarak bağladı. Yani 2000 liranın %70'i 1400 lirayı. 2000 yılından sonra 2000 ile 2008 arası bunu 65'e düşürdü. 2008'den bugüne kadar da %28'e düşürdü. 2000 lira maaş alan 2008 yılından sonra emekli maaşı hesaplanırken, 2000 yılından sonra emekli maaşı hesaplanırken dediler ki biz bunu önce %65'e düşürüyoruz. 2008'den sonra da %28'e düşürdüler kademeli olarak. Şu anda 2000 lira maaşı olan bir kişi emekli olduğunda %28, 560 lira emekli maaşı alacak. 560 lira. 2000 yılından öncekiler %70, bugün %28 aylık bağlama oranı. Kısa adı ABO. Bu ne demek biliyor musunuz? Emekliye öl demek. 25-30 yıl boyunca çalış, sigorta primi öde. Hiçbir anlamı yok. Ödeme daha iyi. Bir tek sağlıkla ilgili sorun olabilir. Ödeme daha iyi. Yani doktordan yararlanamazsın sigortan yoksa. Ödeme daha iyi. Kardeşim, %28 nereye? %70 nereye? İşte 2000 yılından sonra emekli olanların bu maaş dengesizliğini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmanın adı intibak. İntibak yasası, yani Arapça anlamı intibakın eşitlik. Evet, bu eşitliğin sağlanması için artık adım atılmalı. 700 bin bağkurluyla ilgili olarak adım atıldı. 700 bin bağkurlunun emeklilik dosyaları halen inceleniyor. Onlara geriye dönük olarak 1350 liraya kadar bir ödeme yapılacak ve maaşları da 2000 yılından önce emekli olanlarla aynı seviyeye getirilecek, zamlanacak. Şimdi bu çalışmanın artık tüm emeklilerimizi, 2000 yılından sonra emekli olan tüm vatandaşlarımızı kapsaması gerekiyor. Mutlaka onlar da intibak bekliyor. Onunla ilgili de bazı çalışmalar var, bazı haberlerim var. Bunları da sizlerle paylaşacağım, anlatacağım. Hepsini tek tek anlatacağım. Emekli TV'ye mutlaka onun için abone olmanız çok önemli. Abone olun. Videonun altında abone ol tuşuna basıyorsun. Ondan sonra da bir zil var yanında, ona basıyorsun. Bu kadar, başka bir şey yok. Abone oluyorsun, bu kadar. Para falan ödemiyorsun, bu kadar. Abone olun ki gelişmelerden anında haberdar olun. Haklarınızı bilin. Saygıdeğer izleyicilerimiz, daha anlatacak çok konu var. Bunların hepsini tek tek anlatacağız. Tüm sorunları hep birlikte paylaşacağız. Emekli TV'de kalmaya lütfen devam edin. Özellikle canlı yayınlarımızı mutlaka takip edin. Canlı yayınları mutlaka takip edin. Hem orada sizler videomuzun altına görüşlerinizi yazıyorsunuz. Biz de sizlerden gelen sorulara cevap veriyoruz. Hiç olmazsa dertleşiyoruz kardeşim. Dert paylaştıkça azalır demişler. Emeklinin sorunlarını konuşuyoruz, sorunlarımızı anlatıyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.